Televizyon ve sinema dünyasının küheylanı olarak bilinen Ahmet Sarıteke'nin hayatı 2015 yılının son aylarında bir anda altüst olur. Bir film toplantısından çıkıp evine dönerken kentsel dönüşüm için yapılan bir inşaattan başına tuğla düşer. İlk tuğla düşer düşmez kafasında tuz buz olur. Yıkamaz Ahmet'i. Ama daha büyük olan ikinci tuğla onu yere seriverir. Tıbbın tıp dediği ve sebeplerin sükut ettiği 3 yıldan sonra umutsuz vaka olarak Ahmet evine gönderilir. Çünkü 3 yılda sadece 2 kez gözlerini açmış, birinde "Hocam oyuncular hazır." diğerinde ise "Eyvah sohbete geç kaldım." deyip bitkisel hayatına bir bitki gibi kaldığı yerden devam etmiştir. Umudunu hiç yitirmeyen vefakar annesi oğluna çok iyi bakar. Bedenini organik gıdalar, macunlar ve iksirlerle beslerken ruhunu da cevşenler ve tahmidiyelerle doyurmayı ihmal etmez. Ve üçüncü yılın sonunda annenin evde olmadığı bir vakitte Ahmet birden gözlerini açar. Bir Hacı Yatmaz gibi şakkadana kendine gelen Ahmet, aradan geçen yıllara dair hiçbir şey hatırlamadan sanki 5 saat kestirmişçesine insanları aramaya başlar. Çünkü tam bir işkoliktir kendisi ve aklındaki tek şey Selam 3 filmi için yapılacak olan yarınki deneme çekimidir. Ne işim vardı benim? Ne işim vardı? Tamam, doğru. Yarın o işim var. Yönetmeni aramak lazım. Saat 11.30 olmuş ya. Mesaj gelmiş bayağı. Kanalın en sevilen yapımcısı olunca böyle oluyor tabii. Veysel abi arayalım. Allah Allah. Kesin ya toplantıdasın ya istişaredesin değil mi Veysel abi? Ne zaman işimiz olsa açma zaten telefonu. Ne kadar önemli bir iş olursa olsun hiçbir zaman açmıyorsun abi telefonu. Neyse. Yapımcı Veysel'e ulaşamayan Ahmet yönetmen Ramazan'ı arar. Ramazan 2 yıllık bir gaybubet hayatından sonra bir ay önce Yunanistan'a gitmiş ve Avrupa'ya geçmek için denemeler yapmaktadır. Şöyle arayalım bakalım bir Ramazan Hoca. Alo, Ramazan Hocam? Ahmet? Neredesin mübarek ya? Vay Ahmet'im, sesini duymak ne güzel ya. Nerede miyim? Şeydeyim, komşuluğum diyelim. Hangi komşu abi? Ya bir şey var ya, bizim karşı komşu. Ha. Oğlum söyletme işte ya. Bir dakika ya. Ha. Sen çıkmadın mı daha? Yok yok abi, çıkmadım. Şimdi benim birkaç işim var abi. Onları halledeceğim, çıkacağım. Ya Ramazan Hocam, ya sen de az çok biliyorsun hani, yani bu bizim şey vardı ya, malum hani geçen konuştuyduk seninle. Ya, tamam tamam anladım. Çok şey yapma. Şimdi bak kardeşim, burayı çok iyi dinle. Tamam abi. Önce ne zaman ne yapacağın çok önemli. Yani zamanlama. Zaman belliydi zaten ya. Yarın. Yarın mı? Yarın olmaz. Ertesi gün de olmaz. Sen tecrübesizsindir. Biraz taktik vermek lazım sana. Bu işler hemen öyle lakkadanak diye yapılmaz. Yani o kadar kolay değil. Ya mübarek, her zaman yaptığımız iş canım sen de yani. Yo, öyle deme, her gün değişiyor. Hatta her saat. Hatta ve hatta her dakika. Önceleri hadi gidelim diye karar veriyordun. Tak yola çıkıyordun. Tak ufak bir turluyordun. Tak bir bakmışsın iş bitmiş. Ama şimdi ekmek aslanın ağzında. Hadi ya, o kadar sıkıntı yok. Tabii ya. İlk zamanlar gündüz yapıyordum. Şimdi gece yapmak daha mantıklı. Abi gece olmaz. Ama yani ben arkadaşlarla gün içinde sözleştik abi. Yok kardeşim yok. Gündüz olmaz. Riskli. Her taraf adam kaynıyor. Her an basılabilirsiniz. Ben mesela gece yaptım. Sen bu kardeşini dinle. Tamam abi. Yani ne yapayım? Yani konuşuruz arkadaşlarla. Bir bakarız abi olur mu olmaz mı diye yani. Aman ha sakın. Öyle çok kişiyle paylaşma. Doğru doğru abi. Doğru doğru dedin ya. Nazar falan değer değil mi abi? Hem de nasıl? Emin olmadığın, tanımadığın
tanımadığın kimseye de sakın ha onlarla beraber yapma. Seni öylece yolda bırakırlar bak. Ya yok mübarek. Ya hepsi tanıdık zaten ya. Bizim çocuklar hepsi kanaldan. Ya o kadar değişti ki insanlar. Şu zamanda babama bile güvenmez oldum kardeşim. Ha. Neyse. İkincisi kesinlikle çok iyi bir planlama yapmak lazım. Planlama yaptık zaten. Provada göreceğiz. Prova dediğim yani o değişinde bir nevi prova sayılır. Sen de biliyorsun yani. Doğru o değişim misali. Ha. Deneme kaçışı. Yani deneme çekimi. Ya televizyoncuyuz ya. Ne güzel anlaşıyoruz maşallah. Ya hocam biraz benim işim var da. Az kaldı. Bunlar önemli şeyler. Yoksa bütün planlar heba olur gider. Burada alet çok önemli. Bir kere o işi her aletle yapmayacaksın. El övünür, alet çalışır derler ya. İşte tam olarak da bu. Yani kamera yani abi. Heh, işte kamera gibi düşün. Yani ben çok anlatamıyorum, sen anla kardeşim. Bu Çin malı olanlardan sakın alma ha. Yarı yolda patlar, odada kalırsınız ona göre. Yok yok abi yok. Yani Çin malı değil ya. Elhamdülillah kalitelisinden aldık ama sen de biliyorsun hani o Audition'da hani daha çok oyunculuk ön planda olduğu için ha Sony ile çekilmiş, ha cep telefonuyla değişen bir şey yok yani abi. En kalitelisi neyse olsun. Sen beni dinle. Gelelim başka meseleye. Bu da çok önemli. Muhakkak karşıda bir bekleyen olsun. Abi doğru dedin biliyor musun? Aynen ki hiç aklıma gelmedi ya. Hem zaten biraz daha gerçekçi olur değil mi? Evet evet. Birini buluruz hani koyarız karşıya ona doğru oynar abi. Sana ben bir kıyak yapayım. Karşında ben olacağım tamam mı? Sen her şeyi hazırla. Allah'tan bir mani çıkmazsa ben beklerim kardeşim. Yeter ki sen gel. Ya mübarek senin işin vardır şimdi ya. Ya ne işi Ahmetciğim? Kardeşimiz gelecek. Ona bir saat çıkmayacağız da kim çıkacak değil mi ya? Ya evet abi evet Allah razı olsun. Tabii de altı üstü hani o değişinde boş boş karşıda oturacak da. O karşıda bekleyen olmayınca maalesef olmuyor kardeşim. Gelince anlarsın sen ne demek istediğimi. Tamam abi o zaman şöyle yapalım. Anlaştık yani planlamada sıkıntı yok. Ya ben oyuncularla şeyleri alet edevatı halledeyim. Daha sonra ben seni arayayım abi olur mu? Tamam kardeşim. Tamam. Bak aman diyeyim. Sağa sola paranı kaptırayım deme. Ortalık kaçakçı dolu. Ticaretini yapanlar var mesela. Adamla anlaşıyorsun. Adam bir satıyor seni kalıyorsun öyle ortada. Adamına güvenmen lazım. Bir arkadaş var. Adam 4 kere parasını kaptırdı ya. Biri var 15. denemede anca geçebildi. Hocam o da biraz yeteneksizmiş ya. Ya 15 defa audition'a girmiş hiç geçememiş ya. Ya maktubat hepsine ters çevirsen ilkinde geçer abi ya. Anneyi ve kardeşini şimdilik şey yapma tamam mı? Anne mi? Ha şey başvurulu alacaktık önce ama anneyi sonra alalım diyorsun. Doğru mu anladım abi? Tabii tabii. Sen kendin önce bir rahatla ortamını kur sonra alırsın anneyi. Tamam. Kız kardeşini de aynı şekilde. Kız derken abi ha şu tamam şey ya aman adını unuttum da başroldü kız değil mi? Başroldü kız tamam. Anla işte her şeyi açık açık söyletme yahu. Sonra başka soracağın bir şey varsa sor. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Çok kalabalık olmasın sakın. Ya yok abi o kadar kalabalık olmayız zaten. Yani bir kameraman olur, oyuncu olur. Kamerayı al tabii, hatırası olur. Bak biz unuttuk biliyor musun geçerken kamerayı almayı? Ya mübarek. O yani kamerasız o değişim mi olur ya? Aman çok kimseye haber vereyim deme. Etraf ispiyoncu dolu. Varsa büyük bot daha iyi. Kaçakçılara da çok güvenmeyeceksin. Abi kaçakçılarla bizim ne işimiz olur ya? Mübarek insan. Ya biz deneme çekimi yapacağız ya. Tamam kardeşim. Sen şimdi Türkiye'desin, rahat değilsin, haklısın. Oyuncu moyuncu demek lazım. Kaçakçı diyorum affedersin. Bir dakika. Deneme çekimi diyorsun. Yoksa ben yanlış mı anladım? Ne çekimi bu ya? Hayda. Başa mı dönelim abi şimdi kurban olayım ya. Abi selam 3 ya. Hangi deneme çekimi olacak ya? Selam 3 mü? Ya kardeşim sen hangi zamanda yaşıyorsun ya? Ben kaçmaktan bahsediyorum. Sen selam 3 diyorsun. Ya Ahmet selam 3 mü kaldı? Sen iyi misin? İyiyim. Adam iyiyim diyor ya. Olur hocam ya. Yoksa ben şu an işletiliyor muyum? Ne oluyor? Tam anlamadım. Ya bak eğer niyetin bu tarafa geçmekse anlattıklarımı bir değerlendir. Aklına bir şey takılırsa yarın yine ara. Hadi selametle. Yani bu ne? Selametle Allah Allah. Hocam selametle de. Vallahi ben Ramazan hocanın dediği hiçbir şeyden anlamadım ki. Bir kaçakçı diyor. Kapattım onu ha.
bir kaçakçı diyor, bir bot diyor, bir şey diyor. Annene söyleme diyor. Ya ben anneme niye söylemeyeyim ya? Allah Allah. Neyse, yapacak bir şey yok. Şu oyuncu vardı bu. Berkecan. Berkecan'ı arayalım. Berkecan'ı arayalım da önce yapımcıyı aramak lazım abi. Veysel abiye. Ne zaman zaten? Ne zaman işimiz düşse açmazsın abi? Ne zaman? Ya başka bir şey var, ya bir şey var. Ya toplantıdayım, ya müsait değilim. Açmayacaksın abi, biliyorum da yani açmayacaksın yani.